başlayalım. Biz hep Türkiye sevgisiyle Kıbrıs'ta yaşamımızı sürdürdük. Doğu Akdeniz'de verdiğimiz mücadele, kurduğumuz devlet ve cumhuriyet, bunu yaşatabilmek, bunu güçlendirebilmek ve hele Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunmasında Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde Mavi Vatan'daki ve Kıbrıs'taki haklarımızın savunulması ve korunması bakımından içinde bulunduğumuz şu andaki konjonktürü, jeopolitiğini, jeostratejisini, kara sularımızı, deniz yetki alanlarımızı, ekonomik münhasır bölge haklarımızı ve aynı zamanda göklerde ve havadaki üstünlüğümüzü ve hakimiyetimizi, bütün bunları değerlendirdiğimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar gerçekten statüsünün ve değerinin giderek artmakta olduğunu, o bakımdan yıllar önce Kıbrıs'ta şehit düşenlerin, Cengiz Topel'lerin ve 1974 Barış Harekatı ile Mehmetçik'le mücahitlerimizin verdiği kutsal mücadelenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu ve şu anda 50 yıldan sonra, 50 yıldır bildiğiniz gibi Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımızın da çok emekleri vardır. Bu federal temelde Kıbrıs'ta bir anlaşmak için, yani 1960 yılında olduğu gibi yine Kıbrıs'ta Rumlarla Türklerin bir ortaklık cumhuriyeti ve tabii ki Avrupa Birliği içerisinde, ama oynanan oyunu hepimiz biliyoruz. Oynanan oyun Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nde olmadığı için, ki Kıbrıs kuruluş anlaşmalarında açık ve net orada ifade etmektedir ki Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte iyi olmadıkları herhangi bir devlet veya devlet topluluğuna Kıbrıs Cumhuriyeti'nin girmesi hukuki bakımda mümkün değildir. Bunu biz muhataplarımızla konuştuğumuzda ve kendilerimizle, bu bir siyasi karardı. Bunun hukukla ilgisi yok. Dolayısıyla Batı dünyanın bazı temsilcileri maalesef her zaman hukukun üstünlüğünü savunuyorlar. Ama iş hukuka gelince ve işlerine gelmeyince bu bir siyasi karar deyip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Bunu bütün Türkiye biliyor. Dolayısıyla şu anda benim savunmakta olduğum siyaset, 15 ay önce bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben bu söylemimi ortaya koyduktan sonra bu seçimi kazandım ve daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle bu siyaseti savunmaktayım. Bu siyaset de artık Kıbrıs'ta bir ortaklık değil, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin kurumsal işbirliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini savunduğumuz siyaset budur. Türkiye Cumhuriyeti de bu siyaseti tamamen desteklemektedir. Çünkü biz varlığımızı, güvenliğimizi, geleceğimizi, Doğu Akdeniz'deki hakkımızı, hukukumuzu sadece Kıbrıs'taki değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de, ki Kıbrıs denildiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nden sadece 40 mil uzaklıktadır, yani 60 kilometre. Ve sabahleyin Kıbrıs'tan uyandığınızda çoğu zaman hava net olduğunda Torosları çok yakın bir şekilde görebilirsiniz. Dolayısıyla o kadar yakın, o kadar derin, o kadar gönül bağının pekişmekte olduğu tarihten ve hukuki anlamda uluslararası anlaşmalardan gelen hakkımızın, hukukumuzun korunması bakımından bu siyasetin kesinlikle doğru siyaset olduğunu bir kez daha Kayseri'de sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Tabii 23 Ocak, yani geçen pazar günü Kıbrıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde de ortaya çıkan netice, benim bazı muhaliflerimin ve bazı dış mihrakların, işte Ersin Tatar'ın temsil ettiği siyaset esasında Kıbrıs Türklerin çoğunu temsil etmez. O Türkiye ile işbirliği içerisinde bizi başka yerlere götürmeye çalışıyor dediklerinin cevabı pazar günü yapılan seçimlerde ortaya çıkmıştır. Bu seçimlerde benim eski genel başkan olduğum ve başbağını yaptığım Ulusal Birlik Partisi %40'ın üzerinde bir oyla ve 50 kişilik parlamentoda 24 milletvekili ve bu siyaseti destekleyen diğer küçük partilerle birlikte %65'in üzerinde bir oyla benim şu anda uluslararası camiada savunduğum siyasetin ne kadar Kıbrıs Türk halkı tarafından da benimsenmekte olduğunu bu seçim neticeleri de ortaya koymuştur. Dolayısıyla büyük bir mutlulukla bunu da sizlerle bugün burada paylaşıyorum. Evet, biz burada Kayseri halkını daha yakından görmek, Kayseri'nin ticari insanlarıyla, sanayi insanlarıyla ve turizme yönelik ileride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle inşallah buradan da direkt uçuşlarla Ercan'a gidebilecek olan Kayseri halkının Kıbrıs'a daha fazla ziyareti, Kayseri halkının Kıbrıs'ı daha iyi tanımaları. Çünkü yıllar itibariyle onu görüyoruz ki 1974'ten sonra Kıbrıs'ta askerlik yapanlar, Kıbrıs'ta öğrenci olarak eğitimlerini görenler, Kıbrıs'ta öyle veya böyle yatırım yapanlar, öyle bir aramızda bu gönül bağı gelişmiştir ve pekişmiştir ki bundan sonra artık bu iletişim dünyasında bizim temennimiz ve dileğimiz aramızdaki bu kadim bağların daha da güçlenmesi, daha da pekişmesi ve dolayısıyla millet olarak,
Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da güçlenmesi ve haliyle ileriye gençlere, yeni nesillere o umut dolu ve güvenlik içerisinde, refah içerisinde bir yaşamın ancak bu siyasetle olabileceğini, ta 1571'lerden beridir Kıbrıs'ta verilen mücadelenin esas itibariyle Türk ulusuyla birlikte verilen bir mücadele olduğunu, bu mücadelenin hepimizin ortak bir mücadelesi olduğunu, sadece Kıbrıs'taki mücadele Kıbrıs Türklerin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de bir mücadelesi olduğunu, zaten bunları bütün milletimiz biliyor. Ancak bunları zaman zaman böyle toplantılarda paylaşabilmek, yeni düşüncelerimizi, yeni beklentilerimizi anlatabilmek ve aramızdaki bu muhabbeti daha da geliştirebilmek elbette bizlerin görevidir. Bu duyguları da tüm Kayseri halkına bir kez daha burada bana ve heyetime göstermekte oldukları yakın ilgi ve alakaya ve